Gençlik kollarımızın çok değerli başkanı, değerli Ömer kardeşim, başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanlarımız, sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirler, hepinizi bu coşku dolu salonda en kalbi duygularla selamlıyor. Gençlik kollarımızın bu büyük buluşmasına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Gerçekten gençlik kollarımız heyecan dolu bir programda bizleri bir araya getirdiler. Gerek misafirlerimiz, gerek masalarına konuk olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğum yabancı öğrencilerimiz, gerekse partimizin çeşitli kademelerinde görev yapan değerli arkadaşlarımız, bugün gençlerden çok farklı bir enerji almaya, çok farklı bir heyecan yüklenmeye geldiler. Bu büyük bir mutluluk. Gençlik kollarımıza hem teşekkür ediyorum hem de bu güzel programdan dolayı kendilerini, emeği geçen bütün kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Değerli genç kardeşlerim, hepinizin bildiği gibi kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımız, İlk Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da sizler gibi, bizler gibi gençlik kollarından yetişerek bugünlere geldi. Ülkemizi, Türkiye'yi 2002 yılında adeta bir girdaptan çıkarıp modern dünyanın güzel memleketlerinden birisi haline getirdi. Her vesileyle bizlere ifade ettiği hakikat şuydu Sayın Cumhurbaşkanımızın. Gençler ülkenin değişiminde, gelişiminde ve dönüşümünde itici rol oynayan en önemli katmanlardır. Ve az evvel Ömer kardeşimin ifade ettiği gibi AK Parti siyasetinde gençler her zaman ön planda tutuldu. Onların kanaatleri, onların düşünceleri, onların geleceğe ait fikirleri hep baş tacı edildi. Partimiz çeşitli organları vesilesiyle gençlerin yönetime ilişkin düşüncelerini aktarabilmelerine imkan sağladı. Ve şimdiki genel başkanımız, başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu da üniversite hocası olması hasebiyle hepimizin hocası ve gençlere de çok yakın bir isim. Ve bugün geldiğimiz noktada Sayın Başbakanımızın, Genel Başkanımızın gençler için çizdiği tabloya bakıldığında AK Parti'nin gençlere yönelik vizyonunun ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacağını hepimiz görüyoruz. Bunlardan sonra sözleri çok fazla uzatacak değilim. Ama siz sevgili genç kardeşlerime özellikle buradan birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum. Az evvel takdim ederken arkadaşlarımız ifade ettiler. Misafirlerimizden belki bu özelliğinizi bilmeyenler olabilir. Ben de 2002'de partimiz kurulduğunda gençlik kollarında siyasete başladım. Kurucu il başkanlığından Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'na kadar gençlik yapılanmasının içerisinde görev aldım. Türkiye'nin dört bir tarafındaki genç kardeşlerimizle bu zaman zarfında görüşme, onların siyasete ilişkin bakış açılarını yakinen öğrenme ve yaşama imkanım oldu. Değerli genç kardeşlerim, bu bakış açısından hareketle özellikle sizlere ifade etmek istediğim husus şu. AK Parti 2001'de kurulduğunda Türkiye'de siyasete güven neredeyse sıfır noktasına gelmişti. Ülke o gün öyle bir girdabın içerisindeydi ki politikacısına güvenmeyen bir Türkiye. Ama bununla beraber devlet olmanın en basit gereklerini bile yerine getiremeyen, hatta ve hatta memuruna maaşını bile ödeyemez hale gelmiş bir ülkeydi. Devletler arasında değerlendirildiği
kadar zayıf bir ülkeydi. Bununla beraber ekonomimiz allak bullaktı. İçinizde iktisat, ekonomi, işletme okuyan kardeşlerim var. Değerli kardeşler, gecelik faiz oranlarının %7200 olduğu günleri yaşıyor Türkiye. Ve gerçekten o gün Türkiye battı denecek noktada yeni bir siyasi oluşumla, yeni bir hareketle tanıştı. Yeni bir liderle tanıştı. İşte o liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dı. O hareketin adı da AK Parti'ydi. Ve AK Parti büyük gayretlerin neticesinde Türkiye'yi bir girdabın içinden aldı ve dünyanın en saygın ekonomilerinden birisi, dünyanın en itibarlı ülkelerinden birisi haline getirdi. Parası dünyanın pek çok ülkelerinde kullanılan, pasaportu dünyanın pek çok ülkelerinde çok büyük itibar gören, dünyanın 60'tan fazla ülkesine artık vizesiz seyahatlerin olduğu, ekonomisi ayakları üzerine basan bir Türkiye meydana geldi. Değerli arkadaşlar, şüphesiz ki bu hizmetleri yapabilmek uzun yıllar alıyor ama yapılanları yıkmak, tahrip etmek, yok etmekse çok basit. Hani şair Mehmet Akif ne güzel ifade ediyor. Yıkmak, insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? En culpa herifler de onu emin ol becerir. Hele sen gösteriver kubbe diye, iki mızrakla iner koskoca Süleymaniye. Gel yapalım dedin mi ama, bir Sinan lazım, yeniden bir Süleyman. Evet. Şimdi hep birlikte, bütün genç kardeşlerim, merhum Mehmet Akif'in bu dizelerinden çok şeyler öğrenmeye ihtiyacı olduğu düşüncesini taşıyorum. Bütün genç kardeşlerimin, bütün Türkiye gibi bu büyük tabloya, bu büyük resme çok iyi bakmalarını arzu ediyorum. Bugün Türkiye'de ülkeyi sefalete mahkum etmek isteyen, geçmişin karanlıklarına tekrar götürmek isteyen, altını koyu kalemlerle çizerek ifade etmek istiyorum, art niyetli bir güruhun olduğunu özellikle ifade ediyorum. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu bu gelişmişlik seviyesinden, uluslararası itibar görür halde olmasından adeta nefret edenlerin olduğu bir Türkiye'deyiz. Uluslararası planda da Sayın Cumhurbaşkanımıza yöneltilen kinin ve nefretin altında emin olun satranç maçını bitirecek son hamleyi yapmak vardır. Yani şahmat etmek. İşte bunun için çalışıyorlar. Türkiye'deki bazı işbirlikçiler de bu değirmene değerli genç kardeşlerim su taşıyorlar. İşte o sebepten dolayıdır ki 1 Kasım'da yapacağımız seçimler ülkenin geleceğinin aydınlık olması için adeta bir referandum niteliği taşımaktadır. Yaş itibariyle içimizde çok genç kardeşlerimiz var. Türkiye'nin 2001 öncesi yaşamış olduğu sıkıntıları, siyasi kaosları ve o sıkıntıların, kaosların bizlere etkisini yeterince bilemeyen kardeşlerimiz olabilir. Ama o günler gerçekten kötü günlerdi. Şu 7 Haziran'dan bu yana geçen süreç içerisinde, ülkenin belirsizlik içerisinde olması bile başlı başına bir problemken, belirsizlikten öte karanlık tabloları gözler önüne getirdiğimiz vakit aslında tehlikenin ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Değerli kardeşlerim, önce işimizi, aşımızı, ekmeğimizi kaybetmek, ondan sonra da kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi ortadan kaldırmak tehlikesiyle şu an karşı karşıyayız. Genç kardeşlerim olarak en büyük ihtiyacımız geleceğe, aydınlık yarınlara bakabilmektir. Yani ülkenin geleceğine umutla bakabilmektir. Ekonomisi bozulmuş, siyasi istikrarı ortadan kalkmış bir ülkenin gençleri, sevgili kardeşlerim, geleceğe
umutla, heyecanla bakamazlar. Yarın öteki gün okullarınızı bitirdiğiniz zaman iş alanlarıyla alakalı talepler oluşturduğunuzda bunlara cevap verilememesi ve işsiz kalmanız ekonomik sıkıntıyla hayatın içerisinde hayata tutunmaya çalışmanız sizin için çok büyük bir engel olacaktır. Ülkemizin itibarsızlaşması da aslında bu anlamda çok çok üzüntü duyacağımız bir hadise olacaktır. Bu örnekleri sıralamak, bu örnekleri arttırmak mümkün. Ama vakitlerinizi fazla almak istemiyorum. Diyecek olduğum şey özetle şudur. Değerli kardeşler, ayın birinde yapılacak seçim, Türk siyasetindeki seçimlerden bir seçim değildir. Her birimizin şahsi geleceğini, böylelikle milletimizin geleceğini oylayacağımız bir referandum niteliği taşımaktadır. Adeta memleketimiz bir uçurumun başındaki otobüse benzemektedir. Ve bu otobüsün içerisinde ülke olarak hepimiz varız. Ya o uçurumdan geri dönecek, sahili selamete ulaşacağız ya da hep beraber o uçuruma düşme tehlikesi yaşayacağız ve bir bilinmezliğe, bir karanlık günler yumağının içerisine dalacağız. Ben bu açıdan algı operasyonlarına asla kanmamanızı, ülkemizin adeta bir ameliyat masasına yatırılmak istendiği bu günlerde doğru söyleyenlerle eğri söyleyenler arasındaki farkı iyi görmenizi sizlerden özellikle rica ediyorum. Bütün arkadaşlarımızla, bütün kardeşlerimizle birlikte Türkiye'nin aydınlık geleceğini bugün beraber inşa etmek tarihi bir sorumluluğumuzdur. İnşallah milletine bu kadar çok hizmeti dokunan, milletini aydınlık bir geleceğe taşımak için 13 yıldır heyecanla, azimle çalışan kadrolara en güzel şekilde cevap verecek ve onları ananızın ak sütü gibi helal oylarınızla tekrar güçlü bir şekilde iktidara taşıyacaksınız. Ben bu duygularla ve bu düşüncelerle sözlerime son verirken tekrar sizlerle aydınlık Türkiye'nin yarınlarını konuşmak üzere birlikte olmayı umut ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.